Merhaba sevgili arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Soruları hazırlarken bakanlığımızın yayınlamış olduğu 2. senaryoya göre hazırladım arkadaşlar soruları. Evet kanalımıza abone olursanız Videolara yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız memnun oluruz arkadaşlar. Ayrıca soruların pdf'leri açıklama kısmında mevcuttur. Oradan indirip soruları çözebilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum ve birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Ormanların bilinçsiz şekilde yok edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan ikisini yazınız diye sormuşuz. Bu sorunları arkadaşlar yazalım. Erozyonlara neden olur. Erozyon biliyorsunuz toprak aşındırması demek arkadaşlar. Erozyon aşındırır. Evet, toprak aşınması. Başka neye sebep olur? Heyelanlara neden olur arkadaşlar. Bu da toprak kayması. Bildiğiniz gibi bunları Hı. cevap olarak yazabilirsiniz. İkinci soruya geçiyorum. Devlet topladığı vergilerle vatandaşlarına hangi hizmetleri sağlar? Yazınız diye soru sormuşuz. Cevaplandıralım arkadaşlar. Sağlık hizmetlerinin gelişmesini ve devamlılığını sağlar topladığı vergilerle. Eğitim hizmetlerinin devamlılığını ve gelişimini sağlar. Altyapı hizmetlerinin devamlılığını ve gelişmesini sağlar. Cevap olarak bunları yazabilirsiniz arkadaşlar eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin devamlılığını ve gelişmesini sağlar diye yazabiliriz. Üçüncü soruya geçiyorum. Selin Hanım gıda mühendisidir ve doğal gıdalar üzerinde bir mağaza açmıştır. Önceleri evinde yaptığı doğal gıdaları satan Selin Hanım talep çok oldukça işi büyütmeye karar verir ve işe aldığı insanlarla beraber büyük bir tesiste üretime başlar. Zamanla işi daha da büyütür ve Türkiye'nin pek çok yerinde kendi adını taşıyan tesisler açar. Şimdilerde ise Selin Hanım yurt dışına açılmakla meşguldür. Buna göre Selin Hanım nitelikli insan gücünün hangi özelliklerinden nitelikli insan gücünün özelliklerinden hangilerine sahiptir yazınız diye sormuşuz arkadaşlar. Kendini geliştirmeye özen gösterir. Evet. Selin Hanım kendini geliştirmeye özen gösteren bir iş kadını. Mesleğinde kendini yetiştirmeye çalışır, devam ediyor gelişmeye ve yetiştirmeye. Kendine güven duyar, özgüveni fazla. İşini severek yapar. Zaten insan sevdiği işi yapmalı, yaptığı işi sevmeli diye arkadaşlar bir sözümüz var. Onu sık sık kullanırız. Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar ilgisi, yeteneği ve istekleri doğrultusunda eğitim alır. Zamanını iyi kullanır arkadaşlar. Nitelikli insanın da bulunması gereken özellikler bunlardır arkadaşlar. Bunlardan aklınıza gelenleri sınavınızda yazarsınız. Dördüncü soruya geçiyorum. Merhaba ben Ayşe, çiçekçiyim. Okuldan sonra mesleki eğitim merkezinde çiçekçilik okudum. Benim İşim kesme çiçek ile iç mekansız bitkilerini temin etmek, düzenlemesini, sunumunu ve satışını yapmak. Çiçekleri çok seviyorum ancak çiçeklere alerjim var. Bu işin eğitimi alırken ilk başlarda alerjimi ciddiye almadım. İlaç kullanırsam sorun olmayacağını düşündüm. Yanılmışım. Alerjim daha da arttı. İlaçta kullansam sürekli dükkanda duramıyorum ve dışarı çıkmak zorunda kalıyorum. Ayşe'nin meslek tercihini doğru buluyor musunuz? Nedenini açıklayınız. Yazalım arkadaşlar. Bu doğru bulmuyorum. İnsanlar meslek seçerken kendi sağlık, yetenek ve ilgilerini dikkate alarak meslek seçimi yapmalıdır. Evet. Kendisi alerjik. Evet çiçeklerden, polenlerden arkadaşlar alerjisi artıyor. Bunlara alerjisi var. Değil mi? Muhtemelen aslında bir kişi Ayşe. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış bir meslek seçimi yapmış. Meslek seçimi yaparken ne yapacakmışız? Yeteneklerimize, ilgilerimize ve sağlığımıza uygun meslek seçimi yapacakmışız arkadaşlar. Beşinci soruya geçiyorum. Monarşi tek kişinin yönetimi anlamına gelmektedir. Yönetimde süre sahibi olan kişi padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi ünvanlar taşımaktadır. Bu kişi ömür boyunca yönetimde kalabilir, yönetme yetkisi babadan oğla ya da haneden üyelerinden birine geçer. Monarşi yönetimini demokrasinin temel ilkelerinden biri olan milli egemenlik ilkesi açısından yorumlayınız diye sorulmuş arkadaşlar soru. Evet. Tek kişinin egemenliği monarşi. Mono, di, tri, tetra, penta. Bu beşliği öğrenelim arkadaşlar. Mono bir demek di. Diyalogdan aklınıza gelsin. İki kişi iki demek. Tri, hat-trickten aklınıza gelebilir. Mono, di, tri, tetra, dört, penta, beş arkadaşlar. Farsça kelimeler çoğu arkadaşlar. Latince ve Farsça karışık kelimeler. Bunları bilirseniz çoğu böyle kelimelerin için içinden kolayca çıkarsınız arkadaşlar. Monarşide bakın tek kişinin yönetime gelmesi, ülkeyi yönetmesi anlamına gelen bir kelimedir. Soruyu tekrar hatırlayalım. Monarşi yönetimini demokrasinin temel ilkelerinden biri olan milli egemenlik ilkesi açısından yorumlayınız. Ülkeye bir kişinin egemen olması milli egemenlik ilkesine aykırıdır. Milli egemenlik ne demek? Milletin değil mi? Egemenliği, halkın oy kullanarak yönetime gelmesi demek. Ülkede bir kişinin kanun koyucu olması halkın isteklerinin yönetimin dikkatinden kaçmasına neden olabilir. Monarşik yönetim vatandaşların özgürlüklerinin kısıtlanmasına neden olur diye yazabiliriz arkadaşlar cevabımızı. Altıncı soruya geçiyorum. Orta Asya Türk Devletleri'nde önemli meseleler kurultayda görüşülürdü. Kurultay ilk Türk Devletleri'nde arkadaşlar meclis anlamına gelir. Kurultay, Toy, Kengeş diye üç ismi vardır arkadaşlar meclisin. Hatun, Hakan'ın eşi olup yönetimde söz sahibiydi. Kurultay Hakan'ın yanında oturur. Hakan olmadığı zaman kurultaya başkanlık ederdi. Bu parçada Hatun'un hangi alanda faaliyet gösterdiğinden bahsedilmiştir yazınız. Hatun'un ülke yönetiminde söz sahibi olmasından bahsedilmiştir. Yönetim alanında faaliyetinden bahsediyor yani arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde Hatun'a kadına değer verildiğinden bahsedilmiştir. Kadın toplumda önemli bir yer olduğuna dikkat çekilmiştir. Bunları yazabiliriz arkadaşlar. Paragraftan bunları çıkarabiliriz. Yedinci ve son soruya geçiyorum arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk, 2. Dünya Savaşı öncesinde büyük bir savaşın çıkacağını tahmin ederek bölgesel işbirliği çabalarına hız vermiştir. Bundan dolayı 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ile Balkan antandı. 1937 yılında da İran, Irak ve Afganistan ile Sadabad paktını imzalamıştır. Buna göre Türkiye'nin Atatürk Dönemi dış politikası ile ilgili ne söylenebilir yazınız. Evet arkadaşlar, Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikacılığı politikaların nedeniyle 2. Dünya Savaşı başlamıştır arkadaşlar. Atatürk bunu başlamadan öngörmüştür. Tedbir olarak da İtalya'nın ve Almanya'nın yayılmacı politikasına tedbir olarak da 1934 yılında Balkan ülkeleriyle komşularımızda Balkan Antantını imzalamıştır arkadaşlar. Bakın Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Tayyar diye kodluyoruz bunları bilgi sorusu gelirse. Balkan Antantı'na hangi devletler katılmış diye soru gelirse arkadaşlar Tayyar diye hatırlayabilirsiniz. Ne Tayyar? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya değil mi? Tayyar diye hatırlayabilirsiniz. Yine 1937 yılında, 37 yılında da İran, Irak ve Afganistan ile Sadabat Paktı imzalanmıştır. Buna da arkadaşlar ne yazabiliriz kodlam olarak? Bakın İran başı çektiği için İran diye yazabiliriz. Bilgi sorusu gelirse diye size yardımcı olayım diye yazıyorum. İran da toplanmış ya bu. İran'ın Sadabat Köşkü'nde imzalandığı için arkadaşlar İran'ı başa yazıyoruz. İran atı diye de kodlamamız var. İran atı. İran başı çekiyor. Afganistan, Türkiye, Irak arkadaşlar Sadabat Paktı'na imza atan ülkelerdir diyoruz. Evet, cevabımıza geçelim arkadaşlar. Atatürk'ün ileri görüşlü bir kişiliğe sahip olduğundan bahsedilmiştir. Bunu nereden anlarız? Bakın tahmin ederek değil mi? Savaşın çıkacağını tahmin ederek bu cümleden Atatürk'ün ileri görüşlü bir kişiliğe sahip olduğunu anlayabiliriz. Bunu cevabımıza yazabiliriz. Yine Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış. Orijinali yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi gereği olarak dünya barışına katkıda bulunduğundan bahsedilmiştir. Bu paragrafta arkadaşlar bu anlaşmalara imza atarak. Evet. Videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.